gidimi değil, sistemi değiştir. Büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Ve gerçekten de büyük şirketler, büyük ülkeler bunun farkında değil veya farkındalar ve sadece umursamıyorlar. Burada bugün olmamın sebebi buna dikkat çekmek ve bizim geleceğimizle oynadıklarınızı fark ettirmek. Dünyanın başka bir yerlerinde de olması bir şeyler başarılabilir hissini veriyor. İyi bir his veriyor çünkü sonuçta geleceğimiz için savaşıyoruz burada. Gelecekte tehdit altında olacak dünyada bizim yaşayacağımız için gençlerin burada daha etkin bir görevde olması doğal olarak görüyorum ben. Bu yaz Atlas'la birlikte Fridays for Future hareketinin zirvesinde Türkiye'yi temsil etmek için Lozan'a gittiğimizde İsveç'ten Greta'yla, İtalya'dan David'le, Portekiz'den Bianca'yla, İspanya'dan Alejandro'yla ve yüzlerce farklı aktivistle tanıştım. Ve ben işte o zaman anladım. Dünyanın her tarafında bizimle aynı endişeleri paylaşan, gözü kapalı güvenebileceği bir geleceğin var olmadığını fark eden bir sürü genç var. Neden mi umutluyum? Çünkü Fridays for Future, sıfır gelecek ve iklim grevi, bireysel çıkarlara dayalı mevcut düzeni birlik olarak değiştirebileceğimizi gösterdi. İlk aşamada iklim acil durumunun ilan edilmesini istiyoruz. Ve tabii ki Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe konmasını her zaman yeniliyoruz. Fakat tabii ki bu Paris İklim Anlaşması'nın imzalanması demek, yürürlüğe konması demek, direkt olarak işte çok şey çözüldü demek değil. Daha yapılacak çok fazla şey olacak. Ama en azından Paris İklim Anlaşması hükümetin bu konuda aksiyon almak istediğinin bir kanıtı. Bugüne kadar yaşayan büyüklerin bizler için ve geleceğimiz için bir şey yapmadığını düşünüyoruz ve kendi geleceğimiz için inisiyatif alıyoruz. Fosil yakıtların azaltılması, hatta yani inşallah Türkiye'nin belki Paris Anlaşması'nı imzalaması, yani orman yangınlarını düşürmek, yani çevre için, dünyayı kurtarmak için. İklimi değiştirdikleri için iklimi düzeltmelerini söylüyoruz. Şirketlere para kazandırmak için kendilerini aslında tehlikeye atıyorlar. Yaşadığımız yeri, dünyayı kurtarmak için her şeyi yapacak mıyız? Ve denizleri kirletiyorlar. Kadıköy'de Sevda'nın pankartında "Kimse değişim yaratmak için küçük değildir" yazıyor. Siz de kendinizi küçük görmeyin ve iklim aktivisti olun. Şirketleri değil, gezegeni kurtar. Şirketleri değil, gezegeni kurtar. Ülke olarak bu konuda daha çok şey yapabileceğimizi ve yapmadığımızı düşünüyorum. O yüzden bu tarz eylemler bu yıl üçüncüsü düzenleniyor sanırım. Bu tarz eylemler kesinlikle büyük bir farkındalık yaratıyor. Dünyayla aynı anda eylem yapıyor olabilmek ve olmak hepimiz için çok değerli ve önemli bence. Biz daha çok genciz ve dünyaya katacağımız şeyler için 11 yıldan daha fazla zamanla ihtiyacımız var. Umarım bugün sesimizi duyurabilmişizdir. Çünkü dünyadaki en büyük ön yargılardan birinin aksine çocuklar da bu dünyada bir şeyler başarabilir. Teşekkür ederim. Ben bu dünyayı değiştirebileceğimize inanıyorum ve Greta'nın böyle görmeni inanamazsınız. Çok mutlu oluyorum ve bunun bir parçası olmak dünyada anlatabileceğim en güzel şeylerden bir tanesi. Ve hepinize bunu dilediğiniz için teşekkür ederim ve bu dünyayı değiştirebiliriz. Benim adım Alin, ben de 11 yaşındayım. Ben de hepinize geldiği için teşekkür ediyorum. Bundan sonra, yani bu grevlerden sonra sağlıklı bir dünyada yaşamak istiyorum. Raporlarda yazdığı kadarıyla zaten öngörülen ısı artışının çok daha üstüne çıkacağımızı söylüyorlar. Ki öngörülen bile bizim için neler doğuracağını, yani nasıl sonuçlar doğuracağını senelerdir biliyoruz. Bu raporları ben açıkçası çok ciddiye alıyorum çünkü yetkili kişiler tarafından yapıldığını düşünüyorum. Ama insanların ya bu raporları ilk önce okumaları lazım ve bunun sonuçlarını bağıra bağıra söylememiz lazım. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, karbon, 0, karbon, 0, karbon, 0, karbon.